Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmamıştır? Arkadaşlar, türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılan isimler genel anlamlı olur. Soruda bizden genel anlamlı olmayan isim isteniyor. Seçeneklerimize bakalım. Farklı yaşamları okurlara sunan roman, okurların farklı bakış açıları geliştirmelerine katkı sağlar. Burada roman denilerek bütün romanlardan bahsediliyor. Dolayısıyla bu genel anlamlıdır. Bizim cevabımız olamaz. Bunu geçtik. Doğru kabul ettiğini her ortamda savunan gazeteci, kendisine yöneltilen eleştirileri sabırla dinledi. Burada bütün gazetecilerden değil, bir gazeteciden bahsediliyor. Dolayısıyla bu özel anlamlı oldu. Yani türünün tamamını kapsayacak şekilde kullanılmadı. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile, çocuğa iyi bir eğitim vermek ve onu geleceğe hazırlamakla yükümlüdür. Burada aile denilerek bütün ailelerden bahsedilmiş, yani onlar kastedilmiş. Dolayısıyla bu isim genel anlamlı oldu. Toplumu dizayn etmede, topluma yön vermede ve bilinçli bir nesil yetiştirmede öğretmene büyük sorumluluklar düşmektedir. Burada kastedilen yine bir öğretmen değil, bütün öğretmenler, yani bu isimde genel anlamlı oldu arkadaşlar. Yeteneği doğuştan gelen sanatçı, bir dere şırıltısından, kuşların kanat sesinden veya rüzgarın uğultusundan ilham alabilir. Burada kastedilen bir sanatçı değil, bütün sanatçılardır. Yani bu isim de genel anlamlıdır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.